Abi adam 6 haftadır falan üst üste bize malzeme veriyor. Gerçekten çok ilginç. 6 haftadır da farklı şeyler yapıyor. Yani sürekli aynı şeyi yapsa mesela, ne bileyim, sürekli Muharrem İnce'ye sataşsa, atıyorum yani, veya sürekli Ümit Özdağ sataşsa, iki kere aynı şeyi yapsa gene şey yapmayız yani. Yayın yapmayız bu konuyla ilgili. Ama gerçekten çok büyük bir Chad hareketi yapmış. Chad move yapmış. Reisimiz Fazıl Reis ve 100. yıl marşını yapıyor kendisi. Bestelemiş ve şiirini seçmiş. Şimdi ona bakalım abi. Evet, Fazıl Say'ın Ver 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 isimli parçasını bir inceleyeceğiz. Biliyorsunuz çok fazla bu konuyla ilgili eleştiri oldu. Bu eleştirilerle ilgili de konuşuruz. Beğendin mi beğenmedin mi sizce? Tahmin edin hadi. Ve tabii ki diğer marşlarla karşılaştıracağız. Birçok şey söylüyor Fazıl Reis. Mesela birçok kişi şu şekilde eleştirmiş. Marşın için hiç Türk lafı geçmiyor diye. O da kızmış tabii. Demiş ki İstiklal Marşı'nın içine de Türk geçmiyor, ona bakarsınız falan diye böyle bir paylaşım yapmış. Ondan sonra beğenmeyen insanlara troll falan demiş. Çok ilginç, bak bunu çok görürsünüz arkadaşlar. Demiştim ya, bu adamlar işte halktan falan olduğunu iddia ederler. Halkla pek alakaları yoktur. Halk bilmezler. Halk böyle tepki gösterince de yok lan halk benim. Halk benim, onlar troll. Halk benim, onlar troll. Ondan sonra kendisini öven bir ablayı teyzeyi şeylerini paylaşmış. İşte sen o cahillere bakma falan diye. Onların hepsine geleceğiz arkadaşlar. Ama kendisini İstiklal Marşı ile karşılaştırması bir kere saçma, mantıksız. Kendisini karşılaştırması gereken 10. yıl marşı. Çünkü kendisi 100. yıl marşını yaptı. Çok ilginç. 50. yıl marşı olduğu zaman öyle bir marş varmış. Tabii var olması normal. Ben bilmiyordum bile. 75. yıl marşı yapıldığı zaman ben vardım arkadaşlar. Ve 75. yıl marşını birçoğunuz bilmez. Bir kere televizyonda gösterdiler. Baktık, bir de şey, çocuk mu yapmış, bir böyle genç çocuk yaşta birisi yapmış. Baktık böyle, bu ne ya, işte atam atam seni çok severiz falan. Bu ne ya falan dedik böyle. Bir kere öyle oynadı, sonra bir daha da çıkmadı zaten televizyona. Ve öyle unutuldu gitti. Eğer sosyal medya olmasaydı tıpatıp aynı şey olacaktı. Yani 100. yıl marşı, Fazıl Say'ın 100. yıl marşı da tıpatıp aynı olacaktı. Televizyonda falan oynayacaktı. Herkes pohpohlayacaktı bu abiyi. Kendi echo chamber'ın içine. Herkes diyecekti ki o harika, çok güzel, süper falan. Biz böyle televizyonda bakacaktık, bu ne falan diyecektik. Ne bu şimdi falan diyecektik. Tabii geri bildirim yapabileceğimiz bir yer olmayacaktı. Ondan sonra işte bu abi de kendi kendine sevinecekti. O ben süper bestekarım falan, ne güzel de yaptım, bak herkes tebrik etti falan. Ondan sonra bir sene iki sene içinde unutulacaktı. Tıpkı 75. yıl marşının unutulduğu gibi. Şimdi arkadaşlar karşılaştırıyoruz ya. Bazı marşlarla karşılaştıralım. Bu bölüm telif yiyecek. Ama olsun. Sizin için arkadaşlar. Sizin için değer. Önce amatörlerin yaptığı. Şimdi Fazıl abi gibi tabii bunlar profesyonel değil. Bir de Tunç Soyer yapmış abi bu organizasyonu. Niye kahroluyorum biliyor musunuz? Tunç Soyer böyle boş beleş şeyler yaptığında. İşte 38 milyona 38 milyon 1500 köpeklik barınak yaptığında. Yok işte hiç nostaljik tramvay bilmem ne yaptığında. Niye kahroluyorum biliyor musunuz? Adamlar şeyi iptal etti. Fazla insan gidip gelmiyor diye. Güzelbahçe'ye vapur seferi vardı. Konak Güzelbahçe, Alsancak Güzelbahçe, bunu iptal etti abi. Ve insanlar gidip geliyordu gerçekten. İnsan gidip geliyordu ama yeterince gidip gelmediği için böyle, ondan sonra gidiyor parayı bu organizasyonlara harcıyor abi. Deliriyorum yani. O kadar eksiğimiz var ki bizim İzmir olarak. Neyse tamam, bir şey demiyorum. Evet, şimdi amatör eğlendiren 10. yıl marşını bir dinleyelim. Ondan sonra profesyonel işi bilen bestekar reis Fazıl'ın 100. yılını dinleyelim. Bakalım 10. yıl marşının içinde Türk kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Bu arada şu da önemli arkadaşlar. Bir marşın gerçekten takdir edilesi bir marş olması için içine Türk kelimesi geçmesine de gerek yok. Hiç Türk kelimesi geçmeyen ve çok sevdiğimiz marşlar da var. Gençlik marşı gibi. Onlara da bakarız. O niye o şekilde ona takılmış, onu da anlamış değilim. Evet neyse. Bakalım bir iki kere galiba Türk kelimesi geçiyor. Bir iki kere galiba geçiyor. Bakalım bir saymaya çalışalım. Tarihi referans. Bak hiç Türk kelimesi geçmiyor.
Burasını çok seviyorum. Saymayı bıraktım. Burayı çok seviyorum. Şimdi şuna bakalım. 100. Yıl Marşı. Seni sevdik gönül verdik şanlı Galatasaray. Seni sevdik gönül verdik şanlı cimbomum. Bir kere her şeyden önce Fazıl abiye teşekkür ediyorum. Bir Fenerli olmasına rağmen temel olarak Galatasaray'ın marşını aldığı için. Bir daha baş dinleyelim. Galatasaray, seni sevdik gönül verdik şanlı cimbomum. Seni sevdik gönül verdik şanlı Galatasaray. Seni sevdik gönül verdik şanlı cimbomum. Abi bu ne biliyor musun? Meriç Cohen diye karakterim vardı ya. Meriç Cohen'e marş yazdırırsanız. Birisi diyor ki Türküz Cumhuriyetin. Öbürü gel küçük sevinçler duyalım. Mutluluğun anahtarı küçük şeyler. Göksel sevgilim. Barışalım barış. Ne demek türküler söyleyeyim? Türkiyeliler söyleyeyim demen lazım. Bak daha ne bekliyorsun? Tamam hani normalde şey olması lazım ya. Marş olduğu zaman böyle bir gaza getirici bir şey olması lazım ya. Şimdi oraya geldi. Daha ne bekliyorsun ama neyi daha ne bekliyorsun? Küçük sevinçler duymak için mi? Bu Galatasaray. Seni sevdik gönül verdik şanlı cimbomu. Bir anda Galatasaray şeyinden kırmızı şimşeklere geçti. Eskişehir Spor'a geçti bir an.
Bunu öven teyzeleri bir iki tane teyze övmüş. Çok net şu an gözümün önüne getirebiliyorum. Sürekli İzmir'de sürekli çok aşırı böyle hani orta karar konserler olur bizde. Klasik müzik konserleri. Hiçbir zaman o en ünlü, en popüler, en zor çalınan eserler buraya gelmez. Bizim buraya gelmez. Senelerdir bekliyorum, hiçbir tanesi yok. Ne Mozart'ın 25. senfonisini görebildim. Ne Dört Mevsim'i görebildim. Hala da bekliyorum köpek gibi. İnsanlar bilmiyorum sebep ne yani. Bakıyorlar gıy gıy gıy. Aa çok güzel, harika, enfesti falan. Acaba bir kompleks falan mı var? Hani ben entelektüelim deme şeyim mi var insanlarda? Neyse o ayrı bir eleştiri. O apayrı bir eleştiri. Bu işe geri dönelim. Güneş yansın, tamam. Daha ne bekliyorsun dünyayı döndürmek için? Bu arada mor saçlı bir kız gördüm orada. Koronun içinde. Her şeyden önce tamam, seni sevdik, gönül verdik, şanlı Galatasaray, tamam onu koymuşsun nakarata da. O çok eski kaldı artık. Şöyle daha yeni tezahüratlardan bir tanesini koy sen. O Serkan'ın sevdiği tezahürat var ya. Tık 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 kim o? Öcü. Ne 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 Ankara gücü. Araya bence onu da koyman lazımdı. Daha güzel ve daha modern olmaz mıydı o abi? bu arada Ankara gücülüler tetiklenmeyin. Takım olayları benim hiç umurumda değil. Sizi tek eleştirdiğim yan bir takım tutuyor olmanız. Çünkü gerçek bir alfalı sadece kendi takımlarını tutar. Tuttuğu tek takım sadece kendi takımlarıdır. Ama fena olmaz mıydı? Böyle başlayacak mesela. La la la. La la. La 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 la. Ondan sonra ver 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 diye. Şimşek yok mu şimşek? La la. Öcü. Öcü. Aynı laf. Tıpatıp aynı laf mı? İkinci kıta aynı laf galiba değil mi? Marşın hatalarından bir tanesi. Marşlarda nakarat olur. Veya sürekli aynı söylenen bazı laflar vardır ama kıtaları farklıdır. Hepsinde, bütün marşlarda bu geçerlidir abi. Yani her kıtanın sözleri farklıdır. Arada sürekli aynı söylenen şeyler vardır. Bak şu an 2 dakika oldu ve bitti. Şarkı bitti. Gökyüzünden sevgiden halkların kardeşliği, demokrasi kuş çiçek, kediler miyavlasın. Şu an trollündeyiz için birazdan gerçek eleştirimi yapacağım arkadaşlar. Hani belki bu da eleştirme amkı diyebilirsiniz ama şu an trollündeyiz, birazdan gerçek eleştirimi yapacağım. Orayı kesip kullanabiliriz abi. Daha ne bekliyorsun? Ver, 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 ver. Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Galatasaray. Şimşek yok mu? İşte bu be. Şöyle yapıyor. Bakın dikkat etmemiş birçok kişi, atamın gözlerinde diyor. Bu da önemli. Önemli. Burada da doğru bir hareket yapmış abimiz. Çünkü şimdi Atatürk, diğer yerlerde biliyorsunuz Atatürk derler, Mustafa Kemal Paşa derler diğer marşlarda. Ama atamın gözlerinde demesi önemli. Neden? Çünkü her halkın, şimdi halkların kardeşliksi ya biz. Her halkın kendi atası olabilir. Kiminin atası 2. Abdülhamit'tir, kiminin atası Fatih'tir, kiminin atası Atatürk'tür, kiminin atası maymundur. Kiminin atası, onlar harbi Önder diyor. Kiminin atası Önder Dost, İmralı'daki Dost'tur. Olabilir, hepsini kucaklamak lazım yani. Ya,
Bu arada sanırım bundan sonra da aynı laflar. Tamam. Toprak gülsün yüzlere. Tamam. La 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 la. La 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 la. Tamam, onu söylediniz. Bütün marş 2 dakikalık aslında. Şimdi gerçek eleştirime geliyorum. Ve bundan sonra da başka marşlara da bakacağız ve gene karşılaştıracağız. Bu bir marş değil. Bir kere. Eleştiri bu. İyi kötü insanlar onu şey yapabilir. Normal Fazıl Say'ın bir tane bestesi. Fazıl Say çıksa deseydi ki ben bir beste yaptım aga. Hiç eleştirmezdim. Umurumda olmazdı. Bakardım yani Mozart derken seni mi dinleyeceğim derdim tabii de. Hiç umurumda olmazdı açıkçası. Bu arada diğer marşları göreceğiz. Bazı yani o kadar hoşuma gitti ki çok basit aslında. Ama o kadar hoşuma gitti ki yani şey dedim. John Williams senin getir götürünü yapsın abi falan demiştim yani. Çok hoşuma giden bazı marşlar da oldu. Şimdi marşın özelliği şudur abi. Marş olması için, marşın marş olması için bir kesime aidiyet duygusu olmak zorunda. Zorunda. Eğer bir ülkeyle ilgili, takımla ilgili olur, başka bir şeyle ilgili olur. Biliyorsunuz biz mesela askerdeyken jandarma marşı vardı. Çok garip gelmişti bana. Jandarma marşı bilir, birçoğunuz bilmiyor ama bir taraftan söylüyorduk, bir taraftan garip geliyordu ama işte güneş gibi doğarız bilmem ne. Ulan jandarmayı hiç öyle güneş gibi doğarken hayal etmemiştim abi. Yani bildiğin biz böyle ne diyeceksin ki moloz dökme kavgasında aileleri ayırırız falan öyle demeyeceksin herhalde. Ya da işte sürüsünü kaybeden çobanın peşinden saat 5'te gidip sürüsünü ararız falan demeyeceksin tabii. Güneş gibi doğarız diyeceksin. Sonuçta aidiyet duygusudur. Bunlara hepsine milli marş mı deniyor? Yani ülkeyle ilgili olan marşlara milli marş mı deniyor bilmiyorum. Ama ülkeyle ilgili olan marşlarda da en önemli nokta aidiyet duygusudur. Yani öyle olmalıdır ki marş, marşın özelliği insanların duygularına hitap etmesidir. Öyle olmalıdır ki, yani istediği kadar basit olsun. Bak sadece tek bir piyano ile çalınan marş var. Sadece tek bir piyano ile çalınan. Onu da dinleyeceğiz ve onun sizde yarattığı duyguya bakmak istiyorum. Veya söylemenizi istiyorum. Olay nedir biliyor musunuz? Marşı duyduğun zaman senin benim gibi böyle akıl mantık çerçevesinde düşünmeye çalışan insanların bile içini titretmesi lazım. Bizim bile lan siktret ekonomi şöyleymiş böyleymiş boş ver ya ben gene de Türk olduğum için gurur duyuyorum kanka. Evet ya iyi ki de Türk'üm be falan. Mesela 10. yılda o vardı. Şimdi dinleyeceklerimizde de olacak. Ya da mesela yurt dışına gidersin, yurt dışında yaşarsın, her şeyin rahattır falan. O marşı duyduğun zaman böyle bir hüzünlenirsin. Cık, ne yapıyorum ben burada ya? Ne yapıyorum ben burada ya? Şimdi vatanımın yanında olmam lazımdı. Falan diye böyle. Marş budur abi. Bu abimizin yaptığı şey şarkı. Bu abimiz yaptığı şey şarkı. Bir de çok fazla böyle senfoni basmış ya. Bundan sonra bak bundan önce dinlediğimiz marşta da öyleydi. Bundan sonraki marşlarla çok daha basittir aslında. Çünkü enstrümansız bile söylenebilmesi lazım. Enstrümansız bile rahat söylenebilmesi lazım marşların. Bu biraz şey gibi olmuş. Hani bozuk bir yemeğe ya da tadı çok güzel olmayan bir yemeği ketçabı basarsın ya tadı güzel olsun diye. Ya da bariz çirkin olduğu belli olan bir kadın boyayı basar ya güzelmiş gibi gözükebilmek için. Ya da Türk dizilerinde çok fazla boşluk olur ya sanki önemli bir şey gibi gösterilmemek için müziği basarlar. Dın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 
olduğum bir, buna da marş diyorum ben. Cumhuriyet Güneşi. Cumhuriyet Güneşi'ni size çalmak istiyorum arkadaşlar. Bunu çocuklar söylüyor ve sadece bir piyano var bunda bak. Sadece bir piyano var. Bunun sizde yarattığı duygular, hisleri bir bana söylemenizi istiyorum. VS bundan önceki Fazıl Say Reis. Bunun aslında videosu da güzel ama teliften dolayı gösteremeyeceğim. Beşiktaş Belediyesi Gençlik Korosu Cumhuriyet Güneşi yazarsanız çıkıyor.
Sadece bir piyano. Sarsılmaz imana, videosunu da seyretmenizi tavsiye ederim. Bir tane daha Chad gelsin mi? Bunda da mesela hiçbir Türk kelimesi geçmez. Bu ve bu çok kısadır. 1 dakika. Aynen, arada bir şimşek diye bağırmalı lazım ya. Allah bir daha fazla sayı 100. yıl yazdırması. Mesela bu marşı bir yerde böyle yürürken hep birlikte söyleyebilirsiniz. İnsana gerçekten gaz veriyor, güç veriyor yani. İnsanı o geçmişteki bu tür zorlukları yaşamış kişilere bağlıyor. En sevdiklerimden. Favorilerimden bu da. O la la la'yı bundan çaldı büyük ihtimalle. Teşekkürler. Böyle iddialı sözler olması lazım mesela marşta. Derken Atatürk gençleri yani, Türkiye değil, Türkler değil. Ben de bugün mavi şimşek gibi giyindim biliyorsunuz arkadaşlar.
Bak, ulusumuzun hizmetindeyiz falan çok ofansif şeyler. Bu Fazıl abi kabul edemez bunları. Ne demek otobüsün izindeyiz? Kara şimşeği biliyorum da mavi şimşeği ilk defa görüyorum. Aslında bildiğiniz İzmir Marşı var ama bir de bunu proflardan dinleyin. O pop versiyonu olarak değil yani. F. Idol approves. İlk gösterimi yapmadık. Şimşek. Aynen. Diğer paşalar ölsün mü yani? Ben de onu düşünmüştüm. Burası çok hoşuma gidiyor ya. Burası çok hoşuma gidiyor abi. Bir de resimleri falan görseniz. İddialı sözler. Ben size bir de İstiklal Marşı'nı çalacağım ama prof versiyonu. Şu olması lazım. Hep bildiğimiz, duyduğumuz İstiklal Marşı'nın bile prof versiyonuna bir bakın abi. Başlıyor. Kahraman ırkım falan diyor. Direkt.
Bu hali bile yani sürekli her gün söylediğimiz, dinlediğimiz İstiklal Marşı'nı bile bu hali ne kadar muhteşem. Kahraman halkların kardeşliği demesi lazımdı. Kahraman ırka kahraman halkların kardeşliği. Size bir şey dinletmeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi bak bu Türklerin ya, bu da Amerikalıların. Bunu yazan Amerikalılar ve kendilerine dalga geçmek için. South Park'ı yazan adamlar bunu yazmış. Ve Amerika ile aslında dalga geçmek için, yani kendilerine dalga geçmek için yazmışlar ama o kadar beğenilmiş ki Amerikalılar bunu çok seviyor. Ve diyorlar ki bizim yeni marşımız, bak şu bile Fazıl'ın şarkısına göre ne kadar etkili bak. Kendisiyle dalga geçmesine rağmen. Aynen, tam Amerikan kültürünü yansıtıyor. O yüzden seviyorlar. Klibi falan çok komik bunun. Klibi müthiş. Slavery. Bu şarkı bitmeye yakın. Aynen. On. Sushi. Taco Bell. Popeye. Sporta şimdi hiçbir şey yok. Boksa hiçbir şey yok. Boks diye herkes susuyor. Amerika Fakir Ultimate Edition falan yazarsanız klip de çıkıyor abi. Kliple birlikte daha komik.